Herkese merhaba. Sabri Ülker Vakfı ile İyi Yaşam Sohbetlerine hoş geldiniz. Covid-19 salgını nedeniyle uzunca bir süredir maalesef bir araya gelemiyoruz. Ama bugün ekranlar aracılığıyla da olsa sizlerle buluşabildik. Bundan sonra da sağlıklı yaşam alanında farklı konu başlıklarıyla sizlerle birlikte olmayı umuyoruz. Öncelikle size kendimi tanıtmak isterim. Ben Begüm Mutuş, 2014 yılından beri Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürlüğü görevini yürütüyorum. Bugün burada Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu üyelerimizden Türk Diyabet Vakfı Başkanı Profesör Doktor Temel Yılmaz ile diyabet ile yaşam ve bağışıklığı desteklemek üzerine konuşacağız. Vakfımızın çok değerli bilim kurulu üyelerinden Temel hocamız bağışıklığımızı desteklemek için neler yapmamız gerektiğini tüm detaylarıyla anlatacak. Birazdan sözü hocamıza vereceğim ama öncesinde birkaç dakika Sabri Ülker Vakfı hakkında sizleri bilgilendirmek isterim. Sabri Ülker Vakfı olarak adımızı Yıldız Holding'in kurucusu ve Türkiye'nin gıda duayeni merhum Sabri Ülker'den aldık. Ve dolayısıyla bu sorumluluk bilinciyle gıda, beslenme ve sağlık alanındaki bilgilerin topluma ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Kuruluşumuz olan 2009 yılından bugüne yaptığımız çalışmaları çok kısaca özetlemek gerekirse Avrupa Beslenme Vakıfları İletişim Platformu'nun Türkiye'deki tek üyesiyiz. Bağımsız, bilimsel ve kar amacı gütmeyen bir yapı olarak hedefimiz gıda alanında Türkiye'nin referans kurumu olmak. Bu amaçla uluslararası bilimsel çalışmaları, mevzuatı ve uygulamaları ulusal ve uluslararası düzeyde izliyoruz. Üniversiteler, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmalar yapıyoruz. Attığımız her adımda da hedeflerimize daha da yaklaştığımızı hissediyoruz. Özellikle vakfımızın göz bebeği olan ve Milli Eğitim Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz Yemekte Denge Eğitim projemizle bugüne kadar 20 ilde 6 milyon üzerinde öğrencimizin sağlıklı beslenme alışkanlıkları oluşturmasına katkı sağlamayı hedefledik. Vakfımızın tüm çalışmaları gıda, beslenme ve sağlık alanında uzman akademisyenlerden oluşan ve ulusal ve uluslararası alanda güvenilir bilgi kaynakları ve referans kurumlarla sürekli işbirliği içinde olan bilim kurulunca yürütülüyor. Bugün de bilim kurulumuzun çok değerli hocalarından Profesör Doktor Temel Yılmaz ile birlikteyiz. Hocamız Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı ve aynı zamanda İstanbul Bilim Üniversitesi Diyabet Araştırma ve Uygulama Birimi Başkanı. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü'nde hem immünoloji hem de metabolizma ve diyabet çalışmaları yürüten Profesör Yılmaz, halen Sağlık Bakanlığı Diyabet Danışma Kurulu üyeliğinde yürütmektedir. Alanıyla ilgili 320'nin üzerinde makalesi bulunan hocamızın 14 kitabın yazarı ya da editör kurulu üyeliği de bulunmaktadır. Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından ülkemizin gururu 2015'te Avrupa'nın en iyi bilim adamı seçildi. Bugün kendisi bizi kırmadı ve çok değerli bilgilerini bizimle paylaşacak. Hocamızın anlatacaklarını hepimizin ilgisini çekeceğine eminim. Temel hocamıza aklınıza takılan her soruyu sorabilirsiniz. Sorularınızı mesaj kısmı aracılığıyla iletirseniz hocamız sözlerine sonunda bunları elinden geldiğince yanıtlamaya çalışacak. Hocam öncelikle bizi kırmayarak davetimizi kabul ettiğiniz için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çok zor günlerden geçiyoruz ve dünyamızın bir an önce sağlığına kavuşması tek dileğimiz. Tüm dünyayı etkisi altına alan ne yazık ki pandemi olarak da ilan edilen yüz binlerin vefatına neden olan Covid-19 salgını hayatımızı nasıl etkiledi? Çokça konuşuldu. Bize güçlü bir bağışıklık sisteminin yeterli ve dengeli beslenmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Sizce bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Ne yemeli, ne içmeli? Fiziksel aktiviteyi hayatımıza nasıl sokmalıyız? Bu konularda görüşlerinizi alabilirsek çok seviniriz. Sevgili öncelikle çok bana bu imkanı sağ özellikle şunu söyleyeyim, Sabri Ülker Gıda Araştırma Enstitüsü Vakfı'na da öz olarak teşekkür ederim. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi dünya bir aslında felaketin içinde belki 100 yıl sonra biz bu günler anlatılacak. Diyecekler ki bundan 100 sene önce 2000 yıllarda dünya böyle bir felaket geçirdi diyelim.
yüz binlerce insan öldü. Bütün dünya, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez tamamen evine kapandı. Herkes inanılmaz bir şey oldu. Bu virüs salgınının bize öğrettiği çok ilginç ve güzel şeyler de oldu aslında. Bir kere yeniden şunu söyleyeyim. Bu virüs salgınıyla yaşamın ve de yaşamanın ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Bağlılığın ne kadar çok önemli olduğunu öğrendik. Aile değerlerinin ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Zorunlu olarak hepimiz eve kapandık ve bu süreç içinde ailemizle birlikte olduk. Bir de bizim hayatımızda yeni bir süreç girdi. O süreci girdi. Artık her şeyi bundan sonra alışverişinden insan ilişkilerine karşı hemen hemen her şey online oldu, online olacak. Şimdi virüs biliyorsunuz 2003 yılındaki SARS virüsü salgınının bir versiyonu, devamı ve bu virüs SARS virüsüne göre daha ulaşılabilirliği yüksek ama şunu söyleyeyim, öldürücü özelliği biraz daha düşük. Ama o kadar hızlı yayılıyor ki insanların kitleleri çok inanılmaz etkiliyor. Bu virüste dikkat ettiğimiz en önemli nokta, söylediğiniz gibi vücudun savunma sistemi. Vücudun savunma sistemi eğer bu virüs hiçbir şey yapmıyor. Şimdi şu anda bu virüsün öldürücü etkisi, ölüm oranı %2'lerde. Yani 100 kişiden 98 kişi iyileşiyor. Bu iyileşen immün sistem veya savunma sisteminin güçlü olmadığına göre belirleniyor. Tabii salgın başlarız. Hemen ilk düşündüğümüz şey oldu. Bu immün sistemi, savunma sistemi. Acaba ne yaparız da güçlendiririz? Ve ilk yaptığımız vitaminlere saldırdı. Hemen işte böyle sosyal medyada falan immün sistemi ilaçlar diye çıktı. İşte C vitamini alın, çubuk alın, şunu da ekleyin. İşte D vitamini de virüs arasında kapatılmışlar. Bunu da alın diye. Ben şimdi hayatımın 14 yılını biyoloji anabilim sorumlusu olarak çalıştım. İmmünoloji vücudun özellikle savunma sistemi. Vücudun savunma sistemi birkaç tane aslında hepimizin çok rahat bir şekilde önemli nokta var. Bir tanesi doğru beslenme. Yani bizim doğal salata, işte yeşil yapraklı sebzeler, doğadan alacağımız vitaminlerin gücüne hiçbir ilaç kusurum sahip değil. Doğru beslenme birinci faktör. İkinci faktör oksijen. Oksijen oranı yükseldikçe vücudun savunma sistemi güçleniyor. Farkında mısınız ki biz şimdi yeni binalar, akıllı binalarda ne yapıyoruz? Sabah evden çıkıyoruz, yerine geliyoruz. İş yerinde bir merkezi havalandırma sistemi var.
oksijen almıyoruz, sonra arabamıza biniyoruz, alışveriş merkezine gidiyoruz, oradan eve gidiyoruz. Buradaki aslında ikinci faktör, doğru gösterdi. İkinci faktör, üçüncüsü düzenli egzersiz. Egzersiz deyince spor ayakkabısını alıp da işte deniz kenarında koşma gibi algılamamak lazım. İşten açık havada yürüyün. Yolu uzatıp bir yarım saat açık havada yürüyün. Sabah akşam. Bunlar aslında önerilen vitamin, işte C vitamini reçetesi, falan filan. Onlardan bir kere 10 kat daha fazla. Vücudun immün sistemini yani olumsuz etkileyen önemli noktalardan bir tanesi. Stressiz bir yaşam vücudun savunma sistemini işte önemli ölçüde. Ben vücudun savunma sistemini güçlendiriyor diye bu kullanılan aslında lüzumsuz yere ve lüzumundan fazla kullanılıyorum. Karın da vücudun kendi vitaminlerini imal eden sistemlere de son yapıyorum. Doğru beslenmede iki önemli kural var immün sistemini güçlendiren. Şimdi bir tanesi vitaminleri ve mineralleri yeteri kadar almak. Aslında ikincisi proteinleri yeteri kadar almak. Şekerler, karbonhidratlar ya da yağlar immün sistemi zaman birinci sırada olan gıdalar değil. Ama doğru beslenme, düzenli spor, egzersiz ve bununla beraber mümkün olduğu kadar açık hava ve açık hava ve bol oksijen immün sistemi güçlendiriyor. Stres, sigara ve alkol bunlar da immün sistemi ile süpresyona süpresyona oluşturur. Yaş bunlar için de bir faktör. Hep söyleriz yaşlılarda çok öldürüyor. Hayır, en ziyade organizmanın yıpranması çok önemli. Organizmayı yıpratmamış, hayatı boyunca doğru beslenmiş, spor yapmış, işte 80 yaşındaki insanlar virüs olmuş gibi işte virüsü atlatıyor. Şu artık birazcık böyle kendi beslenmemize, kendi sporumuza, kendi bedenimize daha dikkat etme, daha saygı gösterme böyle bir şey. Teşekkürler hocam. Özellikle hani bu pandemi konusuna girmişken biraz da diyabet konusuna ben derinlemesine girmenizi rica edeceğim. Çünkü bu dönemde kronik hastalıklar çok konuşuldu ve özellikle kronik hastalığı olanların daha dikkatli olması, hatta şu anda normalleşme sürecinde bile kronik hastaların mümkün olduğunca evde kalmalarına yönelik de Sağlık Bakanımızın bir çağrısı var. Özellikle diyabet gibi kronik hastalığı olanların bu dönemde yüksek risk altında olduğunun altı çiziliyor. Sizin bu konudaki görüş ve önerileriniz neler olabilir bu hastalara? Sevgili Begüm, bu önemli bir konu. Niye bir önemli söyleyeyim? Şu anda bizim ülkemizde 12 milyonun üzerinde diyabetli var. Tabii bu salgın ilk çıkınca İki kesime etkiledi. Bir tanesi kronik hastalığı onlar, bir de 65 yıl üzerinde olan insanlar. Şimdi kronik hastalıkların içinde de en önemlisi diyabet. Çünkü diyabet diğer kronik hastalıkların bir numaralı sebebi. Yani kalp damar hastalıklarının bir numaralı sebebi, hipertansiyon bir numaralı sebebi, kronik hastalıkların 20 yaş üstü gördüklerim. Şimdi öyle olunca diyabetler bu konuda bir kere çok endişeli. Herkes evini kapattı, herkes karantina
içine girdi ve bitmiş. Böyle bir her an ölümcül bir hastalık gelecekmiş endişesine kapıldı. Ama bu doğru değil. Yapılan bu süreçte gördüğüm yayınlar, araştırmalarla başlı başına bu koronavirüs için bir risk değil. Yani diyabet yönetimi iyi olan bu bugün ağrıcısı 6,5-6,5 olan hiçbir organ hasarı olmayan, düzenli beslenen, ilaçlar kullanan insanlarda risk diğer insanlarda bir farklı değil. Risk kimde oluyor? Ancak kronik hastalığı olan insanlarda oluyor. Bu işte koroner kalp hastalığı olan, böbrek hastalığı olan, diğer hipertansiyonu olan. Şimdi eğer diyabeti var ama başka hiçbir şey yok, her şey iyi gidiyorsa zorla korkmaya gerek yok. Ama diyabet bağlı organ hastalığı varsa bu grup hastanın bir kere çok dikkat etmesi lazım. Şimdi burada bir kavram birbirine giriyor. Yanlış algılanıyor. Şimdi evde kalma ayrı bir olay. Karantinada olma ayrı bir olay. Şimdi evde kalma aslında başlı başına immün sistemi olumsuz etkiliyor. Yani küçük bir yerde, kapalı bir yerde kalıyorsunuz. Yeteri kadar oksijen yok. Ondan sonra yapacak işte yok. Yiyorsunuz, içiyorsunuz. Tekrarsız yok. Bu şimdi başlı başına olma sistemi olumsuz etkiliyor. Bizim bilim sonra karantina kalmalıyız. Diğer insanlarla çok kaldık, temas etmeyiz. Ulaştırma ihtimali olan insanlarla uzak kaldık. Ama mutlaka açık hava olacak, mutlaka yürüyüş olacak, mutlaka sağlıklı beslenme olacak. Diyabetle ilgili vurgulamak istediğim şey öğretmenlerin bu COVID pandemisinde önemli olumsuz etkilenmeleri oluyor. Bir tanesi diyet uygulamalarında sorun oluyor. İnsan biraz önce de söylediğim gibi işte evde kalınca sürekli böyle yiyecek içecek bir şeyle çalışıyor. İkisi de fiziksel aktivitede hareket ediyor. Onun için de bu dönemde diyabeti olan insanların önemli bölümünde karşı karakolu bir işler diyor. Buna izin vermemek lazım. Yani bir disiplinli olan aynı diyet, aynı program ve aynı yürüyüş ve aynı sporu sürdürmek lazım. Hocam aslında tam da sormak istediğim soruya değindiniz. Sadece diyabet hastaları değil ama evde hareketsiz kaldığımız zaman, eve kapandığımız zaman kimimiz ekmek yaptı, kimimiz pasta yaptı, kimimiz börek yaptı ve bir şekilde yemeğe sardık. Belki stresi aşmak için, belki başka nedenlerle. Ama özellikle hareketsiz yaşam beraberinde bir de kilo sorununu getirdi. Özellikle diyabet hastaları için kilo da bir risk teşkil ettiği için yüksek kilo. Diyabet hastalarına özel olarak tavsiye edeceğiniz bir beslenme düzeni var mıdır? Nelere dikkat etmelilerdir? Biraz da buna değinebilir miyiz? Fazla. Koronavirüsle ilişki olarak
başlı başına diyabetten de bağlı olarak risk faktörü. Yani kilosu yapılan kilosu fazla virüsle enfekte olmuş insanlarda bir bakım alınma oranı, yapış oranı yüksek. O nedenle kilonun bir kilo almamak lazım. İkincisi de eğer kilonun çok dikkat etmek lazım. Şimdi burada özellikle bu süreçte ben hep hastalarıma şunu söylüyorum. Yani diğer zamanlardan iki kat daha dikkat edin. Asla kilo almayın. Şimdi kilo almayı etkileyecek iki grup yemek var. Tanesi karbonhidratlar, bir de yağlar. Ama vitaminler ve proteinler kilo aldırmıyor. İmmün sisteminin de tam da ihtiyacının olduğu şeyler bunlar. Yani savunma sistemi güçlenmiş, vücudun böyle tam da ihtiyacının olduğu şey proteinler ve vitaminler için. Ben hep söylüyorum. Mutlaka kahve öğlen yemeği ve akşam yemeğinde yemeğe önce salatayla başlayın. Kocaman bir salatayla. Çünkü onun içindeki antioksidanlar ve vitaminler bizim kullandığımız ilaç yani sertifik vitaminlerden 3-4 kat daha güçlü. Böyle bir etkisi var. Bittikten sonra biz hep böyle bir halka elimizde salata vardır ama salatayı yemek kadar yiyoruz. Hayır, salatayı önce salata sonra yemek. Mümkün olduğu kadar karbonhidratları minimize etmek lazım. Proteinler deyince de ihtiyacımız. İnsanlar hep böyle proteini kırmızı et olarak kadar. Kırmızı et değil. Bitkisel proteinler de çok önemli. Mercimeğin isimdeki protein oranı daha yüksek. Onun için proteinleri biz ağırlıklı olarak beyaz etten, tahıldan, eğer bir risk faktörü yoksa kırmızı etten alabiliriz. Mutlaka ben hep onu söylüyorum. En güzel beslenme araya hiç karbonhidrat öyle bir şey koymadan salata. Onun arkasından protein bir mercimek yemeği de olabilir, nohut yemeği de olabilir, kırmızı et de olabilir, balık da olabilir. Bu aynı zamanda immün sisteminde çok önemli. Hem doyurucu hem de aynı zamanda kilo verdiren bir program, beslenme programı. Allah harika. İnşallah hepimiz gerçekten beslenme düzenimizi bu şekilde sağlıklı beslenme tabağı oluşturarak da destekleyebiliriz. Hocam biraz önce çok değerli bir cümle kurdunuz. Fiziksel aktivite kan şekerinin dengelenmesi için oldukça etkili. Hani bu sadece belki diyabet hastaları için değil ama sağlıklı bireyler için de fiziksel aktivite şart. Ama uzun dönem eve kapandık, evden spor yapmaya çalıştık, ne kadar verimli oldu soru işareti. Özellikle bundan sonrasını nasıl kurtarabiliriz? Yani diyabet hastaları açısından nasıl riskler ve sonuçlar bekler, onları uyaracağımız ya da uyarmak için paylaşmak istediğimiz önemli ipuçları var mı? Ne gibi önlemler almalıyız, nasıl bir yol izlemeliyiz? Şimdi sevgili Bekir, 30 başından sonra, diyelim ki hadi 40'ından sonra, insanların en büyük sorunu insülin direnci. Şimdi insülin direnci aslında hayatın içinde fizyolojik bir şey. Gebelikte oluyor ki, ikinci bir canlı geliyor, anne daha fazla. Gençlik döneminde oluyor ki hızlı büyüyor. Evet. Bir de
35-40 yaşından sonra oluyor. Ve insanlar yavaş yavaş ispanlamaya ve kilo almaya. Kronik hastalıklarda bununla geliyor. Yani insülin direncinin bir sonraki aşaması diyabet, diyabetin bir sonraki aşaması koroner kalp hastalığı, hipertansiyon ve obezite. Burada insülin direncinin kontrolü çok önemli. Ve insülin direncinin bir numaralı ilacı fiziksel aktivite. Yani kilo almamak için yürüyüş yapalım falan filan diye. Hayır. 35'inden sonra spor yaparak işte zayıflama şehir efsanesi. Yani siz diyelim ki bir avuç fındık yediniz, bir avuç fındık 630 kalori. İşte bir dakika yürüdüğünüz zaman aldığınız kalori 5 kalori, koştuğunuz zaman 10 kalori. Bir avuç fındık için o zaman siz bir kere 120 dakika yürümeniz lazım ya da 60 dakika koşucu hızıyla koşmanız lazım. Yani bu fiziksel aktivite zayıflamak amacıyla olmamalı. Fiziksel aktivite insülin direncini kontrol amacıyla olmalı. Koşmaya gerek yok, bu kadar kalorisan olmaya gerek yok. İnsülin direncinin en önemli arkasındaki neden insülin hormonu kanda birikmesi. İnsülin hormonu özetin açlık hormonu hücreye giremiyor. Hücreye giremiyor. Kanda birikmesi. Ve işte o insülin hormonu tekrar hücreye sokan en önemli şey aktivite. Her yemekten sonra 15-20 dakikalık yürüyüş. Bir günde işte 8.000 adım, 10.000 adım gün içinde dağıtılıp yürüyüş, insülin direnci ve dolayısıyla direnci sebebiyle gelecek hastalık en önemli. Onun için de fiziksel aktivite, ben insanların özellikle yaşlıların böyle çok uzun süreli evde tutulmasına 65 yaş üstünün ona karşıydım. Keşke günde sabah akşam birer saat bunlara bir yürüyüş saati veya aktivite saati olsaydı inanılmaz daha iyi olurdu. Diyabetlileri bu süre içinde ne bekliyor? Diyabeti takip ve tedavi programı COVID ile beraber tamamen değişiyor. Diyabet bir uzaktan izleme hastalığı. Şimdi bakın hastalarda en kalabalık poliklinikler diyabet. Yani burada İstanbul'da 15 bin hastanenin 15 tane diyabet polikliniği var. Her gün önünde yüzlerce insan bekliyor. Hiç gerek yok. Şimdi artık diyabette hayat uzaktan takip sistemlerini, glikoz ölçüm aletleri kalkıyor. Onun yerine CGM dediğimiz sürekli glikoz ölçüm sistemleri küçük bir yapıştırıyorsunuz. Her iki dakikada bir sağlık ekibine gidiyor. Sağlık ekibi oradan izliyor. İlaçlarınızı düzenliyor. Bunlar artık kronik hastalıklarda uzaktan takip sistemlerinin daha yaygınlaştığı yıllar oldu. İnsanlar ancak hastaneye yatma ihtiyacı olanlar hastaneye gidiyor. Onun dışında siz uzaktan takipte kan şekerinizi izlediniz, tansiyonunuzu izleyeceksiniz, elektrosunu, kalp ritmini izleyeceksiniz, akciğerini, kandaki oksijen değerini izleyeceksiniz. Ve artık bu konuda hayat bu tarafa doğru gidiyor. Ama şu var ki
Diyabetler bir düşünüyorlar ki şeker, işte şeker gibi bir hastalık değil ve hiç bakın. Tamamen diyabetler işte bunların duruşları daha fazla gelecekler. Hocam o zaman hakikaten sağlık sistemimiz de komple değişecek gibi bir öngörünüz olabilir mi? Çünkü uzaktan takip, uzaktan erişim, dijitalleşmenin verdiği bir takım avantajlarla hastalara yakın temasın dışında müdahalelerin mümkün olabileceği bir hayat da hayal edebilecek miyiz? Şimdi çok doğru söylüyorsun sevgili Begüm. Dünya sağlık sistemi değişiyor. Çünkü dünyada bu virüs salgını bir tarafa çok önemli değil, bu virüs salgını işte olacak. Bana göre de iddia edilenden daha kısa bir süre içinde öldürücü etkisi düşerek, insandan insana bir tarafa düşerek bir müddet günlük hayatın bir bölümü olacak. Ben bundan önce de işte domuz gribi salgını vardı. İnsanlar ölüyorlardı. İşte havaalanı, uzay giysili insanlar vardı. Hepimiz yine endişe ettik. Ama şimdi artık domuz gribi oluyorsunuz. Çünkü virüs bir canlıdan diğer canlıya geçerken mutasyona uğruyor ve etkisi azalıyor. Belki hepimiz olacağız. Ama çoğunlukla da hiç hissetmeden gidecek. Asıl insanların hayatlarını ilgilendiren bölüm kronik hastalıklar. Şu anda da Dünya Sağlık Örgütü'nün üzerinde durduğu şey insan ölümlerinin önemli bölümü kronik hastalıklardır. Ve kronik hastalık yönetimi çok önemli. Hipertansiyon yönetimi, diyabet yönetimi. Ve insanlar şunu diyor ki bir hastalığın kontrolü için illa vücutta bir bulgusunun olmasına gerek yok. Bizim insanlar olarak şuna planla. Ölçtüm ateşim 39, doktora gideyim. Başım ağrıyor, doktora gideyim. Karnım ağrıyor, doktora gideyim. Aslında kronik hastalıklarda hastalığın dördüncü evresine hiçbir bulgu olmuyor. Hasta dördüncü evrede çıktığı zaman da hastalık kontrolü için yapılacak şeyler çok azalıyor. Bu nedenle asemptomatik dönemde olsa bile sıkı kontrol bu sıkı olarak check-up kontrolü ve hastalığın bulgu olmasa da uzaktan yönetimiyle bunun ölümcül etkilerini, diyabet olmadan diyabeti, hipertansiyon, beyin kanaması olmadan onun için izlen ve takip. Bu uzaktan sistemlerle daha kolay ve daha yaygın olacak. Ve bana göre de bundan sonraki dönemde insanlar kendi sağlık sistemlerine önem verecek. Biraz tekrarım zaman geliyor cümlesi. Benim 44 yıllık meslek hayatımda en çok korktuğum cümledir. Belli ki bu hakkında olaydır. Oysa ki cidden hastalıklar işlerini gösterdiği zaman biz bu virüs sayesinde bunu öğrendik. Artık uzaktan ve sürekli takip sistemleri önümüzdeki yıllarda ön plana gelecek. Hocam biraz önce altını çizdiniz ama ben bir kez daha sormak istiyorum. Şimdi hasta olmadık çok şükür, hani hastalara acil şifalar diliyoruz ama hasta olmadan aslında bir takım gıda takviyelerinin ve vitaminlerin hastası olduk. Zaman zaman çinkoyu duyduk, zaman zaman D vitamini duyduk.
yaptık. Mucize gibi lanse edildi. Ve kontrollü kontrolsüz bir şekilde biz bu takviyeleri almaya başladık. Burada özellikle bizi izleyenlere vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Bunlar gerçekten mucize mi? Mucize başladı. Hatta toplumda bunların bu kadar yaygın kullanılmasını bilimsel olarak alıp incelediğiniz zaman bunların verdiği zararın hastaya vereceği yerlerden daha fazla olduğunu şu anda söyleyebilirim. Yani hastalarım var, koronavirüs salgınında günde 8-10 tane vitamin içiyorlar. Bu vitaminler, mineraller aslında bir ticaret alanı. Şimdi ben vitamin içiyorum, hayır içmiyorum. Ben zaman zaman kontrollerimi yaptırıyorum. Ginkgo'ma bakarım. Değil mi? Daha sonra vitaminlerime bakarım. Yani vitaminimi eksikse alırım. Eksik değilse zaten doğadan gelen iyi beslenmede de müthiş bir vitamin takviyesi var. Hep şeyden korkarım. İşte sentetik vitaminlerin önemli bir konuda. Hele bir takım tozlar, çaylar, otlar, bunların da toksik etkisi var. Toksik hepatit bizim üniversitede sıklıkla gördüğümüz bir olay. Ama üniversitede vakalar sosyal medyaya, ulusal medyaya çok fazla yansımıyor. Buna karşılık bir yığın böyle takviye ilaç çıktı, bir yığın da takviye ilaç uzmanı, fitoterapistler çıktı. Bunlar sürekli olarak anlatıyorlar. Bunların, ben metabolizm diye söylüyorum, bunların anlattıklarını bilimsel veri yok. Elinde bilimsel veriler de yok. Hemen şunu söyleyeyim. İlaçları aşağı yukarı %70 bitkilerden optimal elde ediyor. Mesela meşhur dünyada bir numaralı en fazla kullanılan ilaç. Aspirin. Ağzının söğüt ağzının kabuğundan elde ediyor. Yerliler o ağrılı bir yerin ağrıdığı zaman söğüt ağacının kabuğunu alır. Bunlar izleniyor, görünüyor. Burada bir işte ağrı kesici madde var diyor. Ama bu söğüt ağacının kabuğundan ağrı kesici etken madde, asitin, salisilik asitin, toksik etkilerinin bakılması, ilaç haline gelmesi aşağı yukarı 14. Yine formin şeker hastalığının çok önemli ilacı. Dünyanın 2 numaralı satan ilacı. Bu da Fransızlığı ile anlanır. Ama bunun da ilaç haline gelmesi 13-14. İkiler zararlı etkileri olduğu kadar zararlı etkileri de var. Onun için mutlaka uluslararası standartlarda bunlar incelenip etken maddelerinin alınma dozlarının bulunduktan sonra kullanılması lazım. Mesela tarçın şekeri iyidir. Ne kadar tarçın iyidir? İşte 10 gram mı? 100 gram mı? Yoksa şekeri düşürmek istediğiniz için bir tarçın mı almak lazım? Çünkü işte bunlar bilim alanı bu. Bunları alıp inceliyor ve insanlara zarar olmayacak noktaya getiriyor. Onun için bu şey konusunda, takviyeler konusunda laboratuvar olarak eksik bulunmadıkça her şeyi mümkün olduğu kadar doğadan ve doğal yollardan alınmasından gerekiyor.
Yine ben sorumu takviyelere evireceğim. Omega 3 yağ asitleri de çok konuşuluyor. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Aslında çok zengin bir coğrafyaya sahip ülkede yaşıyoruz. Çok da şanslıyız ama çok az balık tüketiyoruz. O yüzden haftada bir kere balık tüketmek yeterli mi hocam? Yoksa omega 3 bu takviyeleri alınmalı mı? Tavsiye eder misiniz? Haftada Türkiye'yi anlattım. Yani haftada bir kez yetmez. En az 2 ya da 3 gün olmalı. Ve de mümkün olduğu kadar dip balığı değil, yüzey balığı olmalı. Mümkün olduğu kadar da büyük balık değil, balık olmalı. İlk anda onu söyleyeyim. Omega 3 konusu çok tartışıldı. Bir dönem Amerika'da 2 gram omega 3, 4 gram omega 3. Dünyada en omega 3 tüketen grup kim? Biliyor musunuz? Eskimolar. Ama Eskimoların hayat süresi 40-50 yıl. Ve bunlar bunların bir numaralı ölüm nedeni de beyin kanaması. Şimdi omega 3'ü yüksek aldığımız zaman bu bunu söyleyeyim, tanış bandırıcı bir etkisi oluyor. Biz bunu öneriyoruz. Yani sürekli aspirin almak yerine aspirin yerine omega 3 almak. Ama 1 gram yeter. 1 gramın üstüne hani çok eğer triglyserit yüksek değilse, yağlar yüksek değilse mümkün olduğu kadar tutmamak lazım. Hazır omega 3'ü söyledim diye bir konuyu da ben söyleyeyim. İçindeki yağıyla balık yağı kadar o balık yağını içine alan kapsül de çok önemli. Şimdi birçok yerde bu omega 3'ün balık yağını içine alan kapsülün vücuda verdiği zarar onun içindeki balık yağından daha fazla. Yani bunlar eğer işte şöyle hayvansal yağlar, domuzdan elde edilmiş yağlar eğer olursa her vücuttaki onun için hep şeye dikkat etmek lazım. Omega 3 kullanıyorsanız yine etrafındaki kapsülün de deniz ürünlerinden balıktan imal edilmiş olması lazım. Ona da dikkat etmek lazım. Peki çok teşekkür ederim. Şimdi izleyicilerimizden gelen sorulara bakıyorum şimdi. Bir tane yine vitamin etrafında bir soru var. Orta yaş tip 2 diyabet iyi takip ediliyorsa ilaç kullanımları doktor kontrolünde azaltılabilir mi? Vitamin takviyesi yaparak ilaçlar azaltılabilir mi diye soran bir izleyicimiz var hocam. Evet. Aslında birçok hastamızda görüyoruz. Bunda işte sabah akşam dünya kadar insülin oluyor. Ama bu hastamızla konuşup beslenme programını düzenleyip yürüyüşlerin egzersizleri aldık. Yani izliyoruz ki biraz ilacı düşüyor. İnsülini bırakıyorlar. Yani bizim bu yöntemle insülini bıraktığımız 1000'in üzerinde hastalık var. Türkiye'de doktorların yaptığı en büyük yanlış hemen ilacı satıyorlar. Bu yüksek dozuyla satıyorlar. Yüksek dozuyla kendisiyle beraber yan etkilerini getiriyor. Diyabette bir numaralı şey doğru beslenmedir. Aslında diyabet beslenmesi diye bir şey de yok. Beslenme. Hepimizin öyle yapması lazım. Yani bende diyabet yok. Ama ben tamamen bir diyabet bu integral beslenme dediğimiz aslında sağlıklı beslenmesini öneriyorum. Bu sağlıklı beslenme ve düzenli sporla iddia ediyorum Türkiye'de 8,5 milyon diyabet 8,5 milyon diyabet ilacı kullanan insan var. Bu kullanılan ilacı %50 oranında indirmek mümkün.
Ha, vitaminler de bu iner mi? Halk vitaminler de inmez. Yani vitamin kullanarak şeker ilacı atabilirsiniz. Hayır. Vitamin kullanarak immün sistemi biraz daha güçlendirebilirsiniz. Ama diyabet için doğru beslenme ve evet, yani altın kural yine doğru beslenmeye çıktı. Hocam bir soru da, diyabetle ilgili son bilimsel gelişmelerden bahsedebilir misiniz diye geldi. Özellikle bu diyabet hastaları sanıyorum bir mucize de bekliyorlar. Böyle bir tedavi mümkün olabilecek mi? Bir aşısı geliyor mu? Şimdi diyabeti bu soruya işte vereceğim cevap iki şekilde. Bir tanesi diyabet, vücudunda insülin olmayan insanlar ve sürekli olarak insülin uygulamak zorunda. Sürekli olarak insülin enjeksiyonu olmak zorunda olan insanlar. Bunlar için iki tane önemli var. Bir tanesi bu ünlü pankreaslar çıkıyor. Bir tane CGM sürekli olarak filtroz ölçümü. 2 dakikada bir. Öbürü de pompa. CGM pompaya bilgi gönderiyor, veri gönderiyor. Pompada buna göre indiriyor, azaltıyor. Şimdi şu anda pompalarda o eski işte kablolu pompalardı, patch pump'lar yapıştırıyor. Yanınızda insülin kalemi, iğnesi, ucu, şeker ölçüm aleti iskeleti. İki tane küçük bir de cilt üzerindeki sistem birbirinde ağızlaşıyor. Ölçüyor insülin veriyor. İkinci bölümde kök hücre nakli. Burada da ilerlemeler var. Birkaç tane teknik eksikler var. Onların da ben bir noktaya geldim. Onlar stem cell'den, ana hücreden cansatlar kullanarak insülin salgılayan hücre pankreas hücresi oluşturuyorlar. Ve bu pankreas beta hücresi onları yaptılar ama birkaç küçük teknik eksiklik var. Çünkü insan vücudu şeker düştüğü zaman bunlar üzerinde çalışıyorlar. Ama çok kısa bir süre içinde sorunlar da üstesinden gelecek. Tabii ki diyabetler için söylüyorum. Tabii ki diyabet eğer erken dönemde bulunursa insan hayatı boyunca diyabet olmayabilir. Yok biraz daha ileri dönemde olursa düzenli bir düzenli bir sporda diyabetin yüzünde olan olumsuzluklarını sıfıra indirebilir. Hocam tip 2 diyabet demişken önemli bir soru daha geldi. Tip 2 diyabet genetik bir hastalık mıdır? Yoksa yaşam koşullarına bağlı olarak sonradan gelişebilir mi? Cevap her ikisi. Soru söyleyeyim. Genetik bir zeminde İşte bizim çevresel koşullar dediğimiz olayın hızlandırdığı bir olay. Yani şöyle bir bu konuyu geçerek araştırma var. Aynı. Diyabet varsa diyabet olma oranı %50. Bu da demek ki işte zeminde genetik yapı olsa bunu bunu şimdi önlemek mümkün. Kontrol altına almak mümkün. Evet, çok teşekkür ederim. Bir de özellikle sosyal medyada ve geleneksel medyada karşımıza sıklıkla glutensiz beslenme çıkıyor. Glutensiz beslenmenin diyabetle bir ilişkisi var mıdır? Yani hayatımızdan gluteni çıkardığımız zaman iyi bir beslenme profiline erişmiş olur muyuz? Özellikle diyabet hastaları çerçevesinden. Şimdi glutensiz beslenme bana göre e,
birbirine karıştırılıyor. Glüten enteropatisi var. Şimdi biz buna çölyak hastalığı diyoruz. Bir de glüten intoleransı var. Yani glütenin kullandığı zaman işte sistemik yapan, Oscar'ın ağzını yapan bir durum. Ama glütensiz glütensiz beslenme özellikle içindeki şeyle beraber, karbonhidratlarla beraber uygulandığında birçok sindirim sisteminde birçok sorun tamamen iyileşmiş oluyor, düzelmiş oluyor. Şimdi eğer semptom varsa, pişkinlik, gaz, intolerans falan gibi semptom varsa glütensiz önerilebilir. Ama semptom yoksa genç bir çocuğa veya genç bir kıza özel olarak glütensiz diyeti. Evet. Hocam son söz olarak sağlıklı, kaliteli bir hayat sürmek isteyenlere nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Şimdi ben şunu söyleyeyim. Bir kere sağlıklı beslenme. Sağlıklı beslenme bir tanedir. Birden fazla şey yok. Bunlar ticari kullanım alanları. Bir, kişiye özel olacak. İkincisi, sağlığı olumsuz etkilemeyecek. Üstü sürdürülebilir olur. Biz buna KIS modeli diyoruz. Bu şimdi sağlık beslenme, diyabet için de aynı, kalp hastalığı için de aynı, obezite için de aynı, gebelikte de aynı, diğer özel durumlarda da aynı. İntegral beslenme. Bir kere olsun sağlıklı beslenme. Düzenli spor. Burada da dikkat etmek lazım. Çünkü sport is more diye bir gereğinden fazla spor eğer sağlık sisteminizde üzüntüsüz spor da öldürür. Ama spor, yürüyüş, yüzme gibi yaptığınız zaman insan yüzünde acı ifadesi oluşturmayan spor. Özellikle plazada çalışan arkadaşlara söylüyorum. Fırsat buldukça binadan çıkın 15 dakika 30 dakika yeniden gelin diyorum. Düzenli yürüyüş, egzersiz ve yüksek. Evet, çok teşekkür ederiz hocam gerçekten. Uzun hayatım. Evet, hakikaten altın değerinde öğütleriniz. Düzenli beslenme, yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve stresten uzak bir yaşam. İnşallah hepimizin yakın zamanda kavuşacağı bir düzen olur. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Bize vakit ayırdınız. Sizi hastalarınızdan daha da mahrum bırakmıyorum. Eminim çok yoğun bir ajandanız var. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Bu arada hem teşekkür ediyorum hem Sabri Yüker Gıda Araştırmaları enstitü vakfına teşekkür ediyorum. Hem de bizi böyle sabırla burada dinleyen izleyicilerine teşekkür ediyorum. Herkese uzun yıllar ve sağlıklı yıllar diliyorum. Çok teşekkürler. Efendim sağlıcakla kalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.